Herkese merhabalar, kanala hoş geldiniz sevgili dostlar. Ee, yine sizlerle yeni bir videoda karşı karşıyayız. Ee, bugün sizlere Avrupa'da iş bulmanın püf noktaları, kolaylıkla iş nasıl bulunur, özellikle LinkedIn'den faydalanarak nasıl iş bulabiliriz, bunlarla ilgili bildiğim kendi tecrübelerimle deneyimlediğim, öğrendiğim ve arkadaşlarıma bu bilgileri paylaştığım zaman başarılı olanlardan öğrendiğim kadarıyla bu yöntemleri paylaşıyor olacağım. Umarım beğenirsiniz. Beğenirseniz abone olmayı ve like butonuna basmayı unutmayın. Şimdiden teşekkürler. Başlamadan önce hızlıca bir disclaimer, bir açıklama yapalım. Bu yöntem beyaz yakalılar ve IT'ciler için işliyor genelde. Ee, bizler ben diğer sektörler içerisinde işe yaradığına dair duyumlar aldım ama hani sizin sektörünüzle geçmişinizle yapmak istediğiniz işle gitmek istediğiniz ülkeyle çok alakalı eğer bunlar işte Avrupa ülkeleri İngiltere'de biraz farklıymış ama hani Danimarka İsveç Norveç Hollanda, Almanya vesaire gibi Avrupa ülkelerinde ise bir beyaz yakalıysanız işte IT direktörü, IT menajeri, network işte menajeri, işte project menajeri vesaire gibi title'larınız varsa, rolleriniz varsa sizlerde çalışma olasılığı %95. Ee, eğer de İngilizceniz iyiyse kesin çalışıyor. Ee, bu önemli. Hazırsanız direkt konuya giriyorum. Evet İlk olarak yapmamız gereken hareket şu: LinkedIn'de lokasyon ayarlarınızı gideceğiniz ülkeye çeviriyorsunuz. Benim kezimde, benim durumumda olay Danimarka olduğu için ben size Danimarka diye anlatıyor olacağım ama siz istediğiniz ülkeyi bunu değiştirerek koyabilirsiniz. Onlardan birine değiştiriyorsunuz. Bu sizin hayatınızda, sizin normal standart gününüzde, günlük hayatınızda size bir değişiklik yaratmıyor. Sizin için her şey aynı devam edecek. Bugün İstanbul'dasınız örneğin. İstanbul'da kullandığınız LinkedIn deneyiminiz aynen devam edecek. Ama burada bizim işimize yarayacak başka bir özellik var. Onu az sonra söylüyor olacağım. Öncelikle bunu yapıyoruz. Bu bizim onun dışında bir ufak bir değişiklik şu. Ee, biz iş arama yaptığımız zaman öncelikli olarak lokasyon ayarını değiştirdiğimiz ülkenin sonuçlarını bize getirecek, o yüzden faydalı. Danimarka'da iş aramak için veya başka bir yerde iş aramak için, Jobs iş bölümüne giriyorsunuz ve aramak istediğiniz title'ı kullanarak arama filtresi oluşturuyorsunuz. İşte benim case'imde durum security idi, security diyorsunuz, lokasyon olarak da ülke olarak da Danimarka'yı seçtim. Ondan sonra bütün security ile alakalı ee, Danimarka'da bulunan işlerin hepsi karşıma geldi. Bundan sonra ee, sonuçlar bu böyle listeleniyor, böyle 10-20 ya 10 sayfa falan sonuç geliyor bazen biraz daha az geliyor işte 3-4 sayfa geliyor vesaire. Bunları kenara park edeceksiniz buna sonra döneceğiz. Bu listeler bizim işimize yarayacak ama şimdilik dursun kenarda. Ee, ondan sonra kişi aramaya giriyorsunuz people bölümüne giriyorsunuz. Oraya IT manager, IT security manager, chief information officer, chief digital officer, işte IT direktör vesaire gibi işinize yarayacak title'ları arıyorsunuz. Sizin uzmanlık alanınızda yönetici olan. ...title'ları aramanızda fayda var. Bu insanlara da gidip... ...daha sonrasında e, ekleme talebi... ...invite gönderiyorsunuz. E, aynı zamanda ben... ...şeyde çok kullanmıştım. IT Recruiter... E, keyword'leri yani arama kelimelerini... ...kullanmıştım. Böylece... E, ...headhunter'ları ve işe alma... ...İK uzmanlarını vesaireleri de... ...alıyorsunuz. Gitmek istediğiniz... ...çalışmak istediğiniz firmaların HR... ...manager'larını veya recruiter kelimesiyle de aratarak onlara da invite gönderiyorsunuz. Böyle böyle bir sürü insan topluyorsunuz. Ya ben de 300'e yakın falan gönderdim ilk gelmeden evvel. 10 tane falan red edildi. Geri kalan hepsi kabul ettiler yani. Özellikle Danimarkalılar bu konuda çok açık insanlar ve burada işlerin hepsi networkle dönüyor. O yüzden networking çok çok normal bir şey. Ee, bizdeki Türkiye'deki gibi alıştığınız bir profil beklemeyin. Burada biraz daha açık, rahat, konuşabilinen bir ortam var. Zaten bu metotlarda da biraz girişken olmanız lazım. Armut piş ağzıma düş bir yapınız varsa biraz zorlanacağınızı garanti edebilirim size yani. Ee, kabul edenlere önce diyorsunuz ki teşekkür ediyorsunuz. Sağ olun beni kabul ettiğiniz için. Ee, ondan sonra ben 3 ay sonra, 5 ay sonra, 6 ay sonra, 1 yıl sonra vesaire şu zamanlarda o ülkeye gelmeyi planlıyorum. Ee, böyle 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 bir durumun içerisindeyim. Şu 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 rollerde iş arıyorum. Bu konuda bana yardımcı olabilir misiniz? Nereye CV'mi göndereyim? Hangi mail adresine? Bakın burada ufak bir manipülasyon tekniği uyguluyoruz. Diyoruz ki nereye gönderelim? Karşı tarafta direkt olarak işte diyor ki şu adrese gönderebilirsiniz. Veya diyorsunuz ki işte kim bana yardımcı olabilir? Tanıdığınız biri var mı mesela? O size o şekilde dönüyor. Karşıdaki kişi bunu yapmadan evvel, cevabı dönmeden evvel mutlaka %90 gelip sizin profilinize bakıyor arkadaşlar. Profilde de o DK, işte DE, işte SE vesaire ülke nokta LinkedIn.com isminiz şeklinde olan adresi görünce sizin bu konudaki ciddiyetinize dair bir güven alıyor. İlk adımda yaptığımız çevirme işi bu noktada işimize yarıyor esas. Önemli olan kısım bu. Burada işimize yarıyor. Ondan sonra profilinize bakıyor. Ee, ondan sonra da size bir mail atıyor. Diyor ki işte şirkette şuraya atabilirsiniz veya diyor ki işte mail adresi veriyor çok özür dilerim şuraya atabilirsiniz veya işte bu bu bu, bu kişinin şirketin ihtiyacı var buraya ulaşabilirsiniz vesaire diye sizi yönlendiriyor. Gelen mail siz yani gelen mail adresinde siz CV'nizi gönderiyorsunuz. Diyelim bu şekilde böyle 100 tane gönderdiniz bir türlü bir şey çıkmadı. O zaman çok kişi de kalmadı baktığınız aramalarda kişilerde arıyorsunuz 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 bir şey çıkmıyor. O zaman başka bir tüyo kullanıyorsunuz, başka bir yöntem kullanıyorsunuz. İlk adımlarda hatırlıyor musunuz bir tane iş arama sonucu çıkartıp kenara park etmiştik. Hani bir sürü işler listelenmişti. Özellikle Kuzey Avrupa'da iki şey çok önemli ve çok sıklıkla göreceksiniz. Bir tanesi kişiler hiring managerların adını ilanlarda paylaşıyor sevgili dostlar. Yani o ilan içerisinde kimin hiring manager olduğunu görebiliyorsunuz en altta. O kişinin e-mail adresi, telefon numarası vesairesi her şey mevcut. O kişiye bir e-mail atın. Du, du, direkt mail atabilirsiniz veya genelde maillara cevap vermiyorlar ama e mail atabilirsiniz veya esas burası önemli. O kişiyi LinkedIn'den ekleyin. O kişi LinkedIn'den ekleme talebinize cevap verdiği zaman da diğer adıma geçiyoruz burada. O kişiye şöyle bir soru soruyorsunuz. Diyorsunuz ki işte bu ilanınızı gördüm. İlandaki rolde. Çok fazla seyahat isteği var mı? İşte travel requirementları çok mu? Vesaire gibi bir soru yönlendiriyorsunuz karşı tarafa. Burası güzel. Karşı tarafla bir iletişim yakalıyorsunuz. Ondan sonra nereye hangisi e-mail atacağınızı vesaireyi sorabilirsiniz. Bu gereksiz HR filtrelemelerini bypass etmenizi sağlayabilir. Burada işinize yarayabilir. Onun dışında kişiye direkt ulaşmanız. Eğer bir şekilde HR prosesinden geçseniz bile isminizin o kişinin aklında olmasını sağlıyor. Burası önemli. Ondan sonra ee, günlük olarak da bu iş ilanlarından tekrar tekrar geçiyoruz. Yeni kişiler ekliyoruz ve ondan sonra da bu aynı prosesi tekrar 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 devam ettiriyoruz. Elinde sonunda sizde birileri kahve çay içmek için sizi davet ediyor. 3-5 tane toplantıydı aynı haftanın içine yerleştirirseniz o haftalık bir seyahat planlamasıyla gidersiniz, görüşmelerinizi yaparsınız, oradan bir tanesini de sonucu alırsınız. Burada genelde bütün işler networkingle dönüyor. İşlerin %90'ı özellikle beyaz yakalılar için LinkedIn'den bulunuyor ve iş sohbetlerinin çoğunda bir kahve içelim, kahve üzerine konuşalım şeklinde oluyor. Buradaki kültürde kahve çok önemli bir şey. Bizdeki çay gibi burada da kahve var. Eee sizi genelde kabul ediyorlar. Öyle reddedilmeden korkmayın. Ben mesela bir de şöyle bir yöntem kullanmıştım. Özellikle IT security menajerler, security'cileri kullanırken, onlara mesaj atarken şöyle bir üslup kullandım. Çok işe yaradı. İşte mesela ben bir gitmek istediğim ülkenin siber güvenlik camiasını tanımak istiyorum. Bir meslektaşına yardımcı olur musun? Şeklinde kişiyle kendini kendinizi özdeşleşmesini sağlayabilirseniz psikolojik olarak onun sizle aynı hissetmesini içinde bulunduğunuz durumun ee, farkında olmasını yeni mezun bir öğrenci gibi yardım istediğinizi hissettirebilirseniz karşı tarafa o zaman çok daha fazla yardımlanıyor yardım alıyorsunuz ve özdeşleştiriyorlar benleştiriyorlar kendilerini içinde bulunduğunuz durumla bu da insanlara daha da insanların size daha da yardımcı olmasını sağlıyor. Biraz sosyal mühendislik yapmış oluyorsunuz ama ben IT Security'ciyim. Benim işim de bu yani. <laughs> Yapacak pek fazla bir şey yok. Valla bu yöntemi umarım işinize yarar sevgili dostlar. Bu kadar benim söyleyeceklerim. Bana aşağıdaki sosyal medya hesaplarından veya Twitch yayınlarından veya Discord'dan ulaşabilirsiniz. Hepsi aşağıda mevcut. Bakabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz ve diğer videolardan daha haberdar olmak isterseniz abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek. Kendinize çok iyi bakın. Yayınlarda görüşürüz. Bay bay.